Peki gelecekte ne olacak? Şimdi gelecekte biz nasıl bir Tolga Öztürk göreceğiz? Sen ne hayal ediyorsun? Gelecekte yani ben oyunculuk yapmaya hani devam edeceğim. Allah bu nefesi kesmediği sürece oyunculuk yapmaya devam edeceğim. Tarihsel şeylerden gitme taraftarıyım kendi adıma. Hı hı. Yani gerçek karakterleri oynamanın hani sanal öyle sabun köpüğü gibi değil de gerçekten yaşamış, gerçekten hakkında bilgi olan ama oynanmamış. Hı hı. Hani onu ilk defa işte bu Ahmet Tevfik Paşa'da olduğu gibi ya da Deli Devran'da olduğu gibi ki o Deli Devran kanayan yaramdır benim. O kadar hazırlandım ve maalesef o muhteşem yüzyılın tam böyle çalkantılı dönemine denk geldi. Tam tadı damağımda kaldığı dediğim bir karakter, çok değerli bir karakterdir o da. Hı hı. Deliler biliyorsun. Hı hı, yani deliler. Hani bir Osmanlı tokadının çıktığı, evet, bir tokat darbesiyle bir atı, bir öküzü devirebilen, bir ellerini taşlarda büyüterek, vurarak, mermerde eğitim, tabii mermerde eğitilerek bir savaşın en önünde düşmana giden ve onu korkutan, hani bunlar ne geliyor bizim üzerimize şeklinde. Zaten onların ilk öncü birlik olarak gönderilmenin sebebi şu, ilk önce bunlar geliyorsa arkadan kim bilir ne gelecek. Hı. Mantığını, psikolojisini yaratmak. Korkutma, sindirme ve hepsi ayrı manyak. Yani hepsi psikopat zaten. Bu arada hepsi gerçekten deli. Yani hı, şey değil, hani deli rolü yapmıyorlar. Deli birliği var. Delilerden oluşan, aynen, birlik var. Gerçekten. Aynen. Ama deli. Şey adına, iyi adına yani hani deli var ama şey adına çalışıyor. Osmanlı adına çalışıyor. Tabii, askerler, yani bu askerler. Karşınızda olsa büyük sıkıntı. Tabii. Mesela onlar. Hı-hı. Bayağı çünkü yara veriyorlar. Evet. Açıyorlar, bayağı şeyi açıyor, direkt geçiyor. O bir de tabii şey var, hani deli gücü denilen şey de onlarda olduğu için ve o eğitimi de askeri, hı-hı, olarak da aldıkları için karşıda gerçekten işte o bir tokatla atı devirebilen insanlardan oluşuyor aslında. Gerçekten çok ciddi bir güç Osmanlı adına ve öncü birlik olarak onların gitmesi düşmanda ciddi bir korku yaratıyor. Şeyde bizim sevgili Cem Uçan, Ahmet Celalettin Paşa'yı oynuyor. O yaptı Delileri, biliyorsun. Hı hı. Deliler filmini yaptı. Hı hı. Yetkin Dikinciler de vardı. Vardı. Evet. Şey, evet. Erkan Petekkaya vardı. Evet. O mesela o zaman da ben de Deli Devran'ı oynamışım ve arkasından böyle bir şey geldi. Sinema filmi projesi geldi. Ya Allah dedim, hani bana bunun şeyi hiç gelmedi. Haberim hiç olmadı mesela. Bu kastı yapılmış bunun ve o kadar üzüldüm ki. Yani dedim ki ya Deli Devran'ı oynadım ben. Hani bunun içinde ben de olmalıydım. Hı hı. Hani o delilerin içerisindeki karakterlerden bir tanesi olmalıydım. Her şeyimle uygunum çünkü. Hı hı. Hani hı hı, fizyolojik olarak saçlarım uzun, sakalım uzun, fitim, delilik at binebiliyorum, delilik var. Yani her türlü uygunum. Sonra sevgili Cem'le işte sette şey yaparken, konuşurken İşi onun işinin olduğunu o zaman öğrendim. Hatta bana dedi ki, tüh dedi, şey dedim, ya abi sen ne diyorsun? Ben yaptım deyince işi. Delileri ben yaptım deyince dedim, abi sen ne diyorsun? Bana bunun audition'ı bile gelmedi. O kadar üzüldüm ki dedim, yani Deli Devran'ı oynadım ben çünkü dedim. Hatta onunla da öyle samimi olduk. Öyle bir konuşmanın arkasından. Ve dedim çok üzüldüm dedim. Dedi ki önceden tanışsaydık dedi, direkt dedi sen dedi oynardın dedi falan. Ya dedim deme ya, bunu bana deme işte dedim. Daha kötü oldum yani şu anda. Bunu dedim söylenecek laf değil falan. Öyle onunla da arkadaşlığımız başladı. Ben onu da seyretmiştim. Benim o tarz filmlere karşı biraz ilgim var. Onu da seyretmiştim. Erkan Petekkaya da orada Kazıklı Voyvoda'yı oynuyor. O da enteresan bir karakter, aynen, olmuş. Bir de Erkan Petekkaya o kötü rolleri de yapabiliyor. Çok başarılı o, evet, konuda. Yani evet, zalim rolleri de çok başarılı, hı, yapabiliyor. Son soru. Hı. Bugün oyuncu olmak isteyen, bu yolda ilerlemek isteyenlere nasıl bir tavsiyede bulunursun? Kesinlikle eğitimlerini alsınlar. Konservatuvar gidilebiliyorsa konservatuvara mutlaka gidilmeli. Yani bir oyuncunun olmazsa olmazı oranın eğitim alanı, okul alanı. Kesinlikle konservatuvara gitsinler. Konservatuvarı yaş olarak kaçırmış olan insanlar, oyuncu adayları doğru araştırmalarını doğru yapsınlar ve çok ama çok iyi eğitim veren, gerçekten ama böyle 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık periyotlar değil, uzun süreli eğitim veren yerler var. Benim tıpkı Şahik'a tek anda bulduğum gibi araştırsınlar, baksınlar hangilerine kendilerini yakın hissediyorlarsa oralardan o eğitimi alarak bu yola girsinler. Hı hı. Yani yoksa öyle 3 aylık, 6 aylık programlarla bu işleri yapmak öyle kolay değildir. Yani onu zannediyorlar. Öyle bir yanılgı var maalesef. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Boşu boşuna zaman kaybedersiniz. Bunu yapmayın. Yapacaksanız, bir yola çıkacaksanız o yolda adayın kendinizi. O yola adayın kendinizi. O yolda ilerleyin. Ve bu da öyle 3 aylık, 5 aylık bir program değildir. Onun eğitimi sonsuzdur. İnsanız. Sürekli gelişen, tekamül eden varlıklarız. Hı hı. Ben oldum bitti, işte eğitimimi de aldım zaten, tamam ya ben artık oyuncuyum gibi kesinlikle bir şey söz konusu değil. Sürekli kendinizi yenileyeceksiniz, sürekli kendinizi upgrade edeceksiniz, yeni şeyler takacaksınız. İşte ne bileyim, bir at binme, yeni bir şey ekleyeceksin kendine, bir kılıç kullanma, bir ateş etme. Poligona gideceksin, ateş edeceksin mesela. Bir polisi canlandıracaksan, bir hani asker, polis. Tabii asker, tabii. Polis, yani bir tüfekle, bir şeyle gerçekten bir bağ kuracaksın. Yani mış gibi değil, onu gerçekten yapacaksın. Hı-hı. Yerleri var, hepsinin artık yerleri var. Hı-hı. Özellikle Hı-hı. şu dönemde istediğiniz her şeyi şeyiniz doğrultusunda, ücretini ödeyebildiğiniz doğrultuda yapabileceğiniz bir sürü alan ve yer var. Kendinizi geliştirin, kendinizi net takviyeler yapın her konuda. Daha iyi bir birey, daha iyi bir insan olabilmek adına bunlarda. Yani oyuncu da olmak için değil. Yani daha iyi bir insan nasıl olabilirimin vakıf olabilirsek buna, hı hı. zaten olay çözülecektir. İnsana ulaşmak adına yapılmış olan şeylerdir bunlar. Sizi daha iyi yapacaktır, daha iyi bir bireye dönüştürecektir. Evet, çok net, çok güzel mesajlar. Peki Tolga kardeşim, sohbetimize katıldığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Ben çok teşekkür ederim. Vakit ayırdın, soruları cevapladın. Tabii ki. Çok mutlu olduk biz, çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok mutlu oldum, çok da güzel bir şey yapıyorsunuz. Ben çok teşekkür ederim. Yaptığınız şeyleri de daha evvelden biliyorum. İzleyiciler de takip etsinler, takipte kalsınlar zaten. Çok güzel, bomba gibi bir... ivmeyle gidiyorsun sonra. Daha güzel olacak inşallah. Evet, ben de kesinlikle inanıyorum. Biz de işte elimizden geldiğince bir tat katabildiysek. Çok büyük tat kattın. Bir de verdiğin mesajlar da gerçekten o senin kemale ermiş halinin mesajları. O açıdan da çok kıymetli ve izleyenler için ve bu yolculukta ilerlemek isteyenler için de çok kıymetli mesajlar. Umarım bir şeyler verebilmişizdir ya da Tolga İnşallah. Vermiştir. Tabii. En azından size bir pencere açmıştır ya da yol göstermiştir. Katkısı olduysa ne mutlu bize diyelim. Haftaya yeni konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize sevgiler sunup hoşça kalın diyelim.